Merhaba, benim de huzursuz olduğum bu besin desteği ya da ilaç olmayan, reçetesiz non prescription dedikleri ilaç grubu ile ilgili huzursuzluğum var. Neden? Bunları Türkiye'de de mesela Tarım Bakanlığı kontrol ediyor. JAMA dergisinde yayınlanan Kanada ve Amerika'da yapılan bir çalışma var. CBD oil dedikleri bu kenevir yağı ve melatonin üstüne CBD oil'de 25 ürün incelenmiş. 22'si yanlış bilgi veriyormuş etiketinde. Yalnızca 3 tanesi önerdiği kadar kılavuzun da içinde üstünde yazdığı kadar yağ içeriyormuş. Geri kalan ürünler gerçek miktarın %104-%118 arasında değişmişler. Bu anlamda yani etiketinden çok daha farklı e, miktarlar olmuş. Aynı şey e, melatonin için yapılmış. Amerikalılar çocuklarda uyku için melatonin sakızları kullanıyorlar. Kanada'da yapılmış çalışma. 16 tane melatonin sakızı incelenmiş. Üzerinde yazan dozların, beyan edilen dozun %17'si ile %478'i arasında. Yani neredeyse 5 kat daha fazla melatonin içerdiği test edilmiş. Kendileri de kendilerini eleştiriyorlar makalede. Evet sakızlar seri olarak farklıdır. Her seri, her üretim bandındaki seri farklı dozlar içerebilir bu bir sınırlılıktır ama bu kadar farklı olması zaten bu bantların zaten zor şey işte, içerinin belirlenmesi nedeniyle daha da dikkatli olunması gerektiğini e, vurgulamaktadır diyorlar. Sakızlardaki bir aşırı miktardaki melatonin çocuklara ne yapıyor? Çocuklarda zaten melatonin normalden daha fazla var. E, çocuktaki uyku bozukluğu illa bir uyku bozukluğu ya da melatonin gerektiren bir şey mi? Belki korkusu var, gece korkusu var, belki başka bir şey var. Ama biz bitkisel, doğal olduğunu düşündüğümüz için pek çok ilacı alıyoruz. Oysa Tarım Bakanlığı'nın tahşişli ürünler listesine girerseniz, besin takviyesi diye üretilen pek çok şeyin içinde aslında kimyasallar olduğunu görürsünüz. Doğal ürünler olmadığını görürsünüz. Doğal ürünlerinde ki nikotin, afyon, alkol, doğal ürünlerdir. Hepsi faydalı olmayabilirler. Çok ciddi zararlar verebilirler. Bununla ilgili daha sonra uzun bir şey daha yapacağım. Çok dikkatli olmak lazım. Doğal besin katkıları alınırken Bunların doğal olduğunu düşünüyorsanız, bunların e, zarar vermeyeceğini düşünüyorsanız dikkatli olmanıza fayda var diye düşünüyorum.